Ve müjde üzerine bir müjde daha verelim hemen. Bedelli askerlikle ilgili düzenlemenin şu dakikalarda meclise sunulması bekleniyor. Hemen Ankara'ya çeviriyoruz kameralarımızı. Haber müdür yardımcımız Salim Salimoğlu karşımda. Salim, milyonlarca genç merakla başkentten gelecek haberi bekliyor. Nedir son durum? Geldi mi teklif meclise? Şebnem Sunar Küçük, teklifin eli kulağında diyebiliriz. Hatta ve hatta şu dakikaya kadar aslında gelmiş olması gerekiyordu. Beklentiler bu yöndeydi ama şu ana kadar gelmemesinin nedeni olarak bir teklifte düzenleme yapıldığı iddiaları var. Bu düzenleme nedeniyle geciktiği yönünde haberler ulaşıyor bize. Eğer öyleyse teklifte aslında her şey hazırdı ama bir itiraz vardı. Az önce haberimizde de izledik, gençler 25 gün silah altına alınacak. Yani zorunlu temel eğitim şartı getiriliyordu 25 gün. İşte bununla ilgili iki itiraz olduğu söyleniyor. Birincisi Genelkurmay'dan. Genelkurmay 25 günün askeri literatüründe bulunmadığını, eğer olacaksa böyle bir eğitim şartının 28 güne çıkarılmasını istiyor. Diğeri ve belki de aslında gençlerin daha çok beklediği itirazsa gençler ve ailelerinden gelen, hatırlanacaktır. Son Bedelli'de temel eğitim yapılmamıştı. Zorunlu temel eğitim yoktu. Gençler bankaya gittiklerinde, bedeli yatırdıklarında şubeden aldıkları dekontla terhis belgesini de almış oluyorlardı. İşte yine benzer bir uygulama istiyordu gençler ve aileleri. Bu nedenle de bir itiraz vardı. Bu itirazın da masada olduğu konuşuluyor. Yani önümüzdeki saatler içerisinde teklif meclise sunulduğu anda ya 28 gün temel eğitim şartı gelmiş olacak ya da tamamen temel eğitim şartı kaldırılmış olacak. Ve bir iddia daha var. Düşük olmakla birlikte ihtimali, bu da bir iddia konuşuluyor. 15 bin lira şartının 10 bin liraya düşürülebileceği belirtiliyor. Bu nedenle de geç kalmış olabileceği belirtiliyor teklifin meclise sunulmasında. Ki sonrasına ilişkin önümüzdeki günlerde Perşembe günü mecliste komisyonda görüşülmesi gerekiyor teklifin. O teklifin görüşmeleri, komisyon görüşmeleri sırasında da bir düzeltme yapılabilir. Yani bu anlattığım konular komisyonda da düzeltilebilir ya da genel kurul aşamasındayken de düzeltilebilir. Ki genel kurul aşamasının da sonraki hafta çarşamba günü, yani 25 Temmuz çarşamba günü mecliste görüşülmesi bekleniyor. Teklifin eğer 25 Temmuz çarşamba günü aynı gün kabul edilecek olursa, ki biz yine de birkaç gün önüne tatil koyarak hafta sonu diyelim, en geç önümüzdeki hafta sonunda aslında yasalaşmış olacak Bedelli düzenlemesi diyelim Şebnem Sunar Küçük. Halim, çok önemli gelişmeler aktardın. Eğer yeni bir gelişme olursa hemen sana döneceğiz. Teşekkür ediyorum.